Şimdi son iki ayda şöyle bir şey var. TÜİK enflasyonu açıkladıkça bir gürültü kopuyor. Şimdi her ay biz bu gerilim yaşayacak mıyız İnan Bey? Her ay bu, bu gürültü çıkacak belli ki. Hmm. Bir siyasal iktisatçı olarak size göre de TÜİK enflasyonu düşük mü açıklıyor? Hmm. Acaba bizi e, halka söylenen 68 olup Devlet kurumları gerçeği bilip onun üstüne önlem alıyor olabilir mi? Hmm. İnan hocam sizin Türkiye'de enflasyon nasıl ölçüldüğünü biliyor musunuz? Hmm. Peki, Peki inan hocam. Şimdi bu durdu. Aşağı mı düşecek fiyatlar yoksa Yok, hayır fiyat. burada duracak mı? Hmm. Bey, bugüne kadar e, çalıştığınız grafiklerde sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Hmm. Bir e, siyasal iktisatçı olarak ne görüyorsunuz gelecekte? Hmm. Siyasal iktisatçı gözüyle bir erken seçim bekliyor musunuz? Hmm. İnan Bey ben ömür boyu da böyle yaşamak istemiyorum ya. Vallahi düşünmüyorum ya. Şimdi çok daha kötüsü günlerle karşı karşıya kalacağımızı ve ekonominin durgunluğa girip bir işsizlik patlamasıyla karşı karşıya kalmamızın hmm. kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. İnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Arman Bey. Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Siz aslında istatistik bilimiyle mi uğraşıyorsunuz? Çünkü Instagram, X'de hep e, ...grafiklerinizi Grafiklerimizi görüyoruz. E, aslında hayır, ben siyaset bilimi disiplini altında siyasal iktisat şey olarak kendimi tanımlıyorum. E, yani bu siyasat ve iktisatın birbiriyle ilişkisiz olduğunu iddia eden... E, ...geleneğe karşı bir gelenekselci tutum diye söyleyebilirim açıkçası. Ama biz sizi grafiklerinizle tanıyoruz. Çünkü... E, toplumsal gerçekliği anlamak için bir noktada sayılara başvurmak zorundasınız. Sayılar size çok şey anlatır ama e, onu tamamlayacak olan sizin yorum biçiminizdir. Biraz da sanırım e, yani herkesin bulabileceği verileri, açık verileri değerlendirdiğimde ben ilgi çeken taraf onları politik olarak yorumlama kısmıydı anladığım kadarıyla ve son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da dikkate alırsak Türkiye diğer ülkelerden verisel anlamda da çok ayrıştı. Dolayısıyla ilgi çeken biraz o verilere farklı bir bakış açısıyla siyaseti de dahil ederek e, konuşulması oldu sanıyorum. Şimdi son iki aydır şöyle bir şey var. TÜİK enflasyonu açıkladıkça bir gürültü kopuyor. Evet. Çünkü Alaattin Bey, Alaattin Hoca Evet e, bir hesaplama yöntemiyle anladığım <laughs> kadarıyla TÜİK'in açıklamadığı verileri kaç lira üstünü hesapladığını buldu. Evet şöyle oldu. Alaaddin Bey 2022 Nisan'da TÜİK madde sepetini açıklamayı bıraktı. Madde sepeti şu demek. geçti geçirilen yani enflasyonun açıklanan ayda hangi ürünlerin ortalama fiyatlarını ne ne kadar dikkate aldığını gösteren bir sepet aslında. Yani yıl, ayda 2 ya da üç defa TÜİK bu rakamları toplayıp ortalamasını 400 küsur maddenin ortaya koyuyordu. Sonra Nisan 2022'den sonra bunu açıklamayı bıraktı. Bunu açıklamayı bıraktı ama endeks olarak açıklıyordu. Alaaddin Bey de çok iyi bir gazetecilik örneği göstererek e, bu değişimlerini göstererek yani değişimlerinden geriye dönerek fiyatların şu anki TÜİK'in dikkate aldığı fiyatları Castro oldu buldu. Buldu. Bu da tabii TÜİK için çok itibar kaybettiren bir şey oldu bir yandan. Ama şimdi her ay biz bu gerilim yaşayacak mıyız inan be? Her ay bu böyle bu gürültü çıkacak belli ki. Yani birkaç gün önce TÜİK bir açıklama yaptı. Altı sayfa çok uzun. Evet ama orada kabul ediyor bence. E evet. Kabul ediyor <laughs> ama açıklamayacağını da beyan ediyor. Yani bu şekilde devam edeceğini gösteriyor. Yani şeffaflaş dönük TÜİK'in bir hamlesi olmayacak anladığımız kadarıyla yakın dönemde. Peki sizce de yani bir siyasal iktisatçı olarak size göre de TÜİK enflasyonu düşük mü çıkıyor. Yani insanların algısıyla da ilgili biraz. Yani çarşı pazarda siz e, enflasyonun e, gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız yani markete gittiğinizde fiyatlar size maaşınıza ya da kiranıza yapılacak zammı belirleyen rakamlardan e, ilişkisiz geliyorsa TÜİK'in burada bir hatası var demektir. Farklı e, kurumlarda bu hesaplamaları yapıyor ve ne hikmetse en düşük enflasyon TÜİK'te karşımıza çıkıyor. Bu da tabii TÜİK'in itibarının sarsılmasına bir yandan e, sebep oluyor ister istemez. Bir de şöyle bir sakıncası yok mu İnan Bey? Şimdi enflasyon işte yüzde 68. Evet bütün önlemler Merkez Bankası tarafından ve devlet kurumları tarafından yüzde 68 üstüne alınıyor. Kesinlikle. E ama gerçeği bunun yüzde yüzse atıyorum. Tabii hiçbir planınız tutmuyor. E, o, o zaman planlarınız tutmuyor. Evet yani dolayısıyla siz hiçbir ekonomi programı uygulayamaz hale geliyorsunuz. Evet yani, yani, acaba bize bizi e, halka söylenen yüzde 68 olup devlet kurumları gerçeği bilip onun üstüne önlem alıyor olabilir mi? Olamaz değil Şöyle mi? Şöyle olabilir. E, ben e, 40 küsur merkezi bütçede e, ödemesi açıklanan kamu kurumunu karşılaştırdım. Bu 40 küsur e, kamu kurumunun 30'dan fazlasının yani neredeyse 40'a yakının 4-5 istisna kurum dışında hepsi enflasyonun çok üstünde artmış. Yani ilk 6 aylık harcamaları geçen yıl e, bizim tasarruf tedbirleri uyguladığımız bu yıl ilk 6 ayla karşılaştırdığımızda hepsi enflasyonun üstünde artmış. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor ya enflasyon, TÜİK'imiz açıkladığı kadar değil ki kamu kurumları çok daha fazla arttırmış ya da tasarruf tedbiri diye bize anlattıkları hikaye bambaşka bir hikaye. Yani dolayısıyla TÜİK ile kamu kurumlarının davranışları arasında çok bariz bir fark da var. Açıkçası. Şimdi eğer e, TÜİK'in açıkladığı doğru değilse ve de merkez bankası tamamıyla bir varsayımdan hareketle konuşuyorum, hı hı. merkez bankası bunu biliyorsa o zaman yüzde elli değil. E, real faiz, işte e, politika, faizi. politika faizi, mesela yüzde yetmiş olmalı. Evet. Şimdi eğer gerçek enflasyon yüzde yüzse ve biz hala politika faizi yüzde elli ile ekonomiyi düze çıkartmaya çalışıyorsak, hepimiz boş yere acı çekiyoruz demektir. Kesinlikle öyle. Bu, bu son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı da TÜİK'le birlikte artık enflasyon konusunda çalışma yapacaklarına dair bir açıklama yaptı. Ee, TÜİK'in son açıklaması da zaten TÜİK'in enflasyon meselesini hiç anlamadığını da gösteren nitelikte. Yani diyor ki fiyatların fiyat artışlarının negatife dönmesinden bahsediyor. Bu enflasyon karşısında yani fiyat artış hızının düşmesinden değil, fiyatların düşmesinden bahsediyor. Fiyatların düşmesi de bir ekonomi için enflasyon ne kadar kötü bir şey. deflasyon da o deflasyon kadar deflasyonda kötü. Deflasyonda o en az onun kadar kötü. yani TÜİK bu, aslında bu durgunluk demek kesinlikle. Yani TÜİK bu işleri uzmanlarına bıraksa fena olmayacak gibi. Bir de şöyle bir durumda var. Yani ülke içerisinde biz TÜİK'in açıkladığı yanlış ya da şaibeli rakamlardan zarar görüyoruz. Ama bu dünyada da itibarımızı sarsan bir durumdayız. Yani OECD'nin yayınladığı veri şeffaflığı ile ilgili son yayınladığı 2023'te Türkiye gene dipte. Yani biz veri erişebilirliğinde ve işte kamunun verileri yeniden kullanılmasının teşvikinde en dipteyiz. Yani Şili bizim üzerimizde OECD üyesi ülkelerin aklına gelebileceğiniz her ülkeden geri durumdayız. Yani dolayısıyla bu veri meselesi sadece Türkiye'deki sıkıntılarla değil uluslararası itibarı da zedeleyen bir hale geldi. Bir şey Bu sebeple Yunanistan büyük bir ekonomik krize girmedi mi? Kesinlikle yanlış verileri açıkladıklarından evet. sonra 2010'da Troika yönetiminde geriye doğru revize etmek zorunda kaldılar. Kabul etmek zorunda kaldılar. Krizi çok daha ağır bir şekilde yaşamak zorunda kaldılar. Aslında bizim bugün yaşadığımız birçok şeyi biz geçmişte başka ülkelerinde yaşadığını görüyoruz. Yani Latin Amerika ülkeleri olsun, siz Yunanistan örneğini verdiniz. Yani bu veri meselesi hakikaten ekonomide çok can yakanda bir şey. Yani zaten çok yüksek. Yani yüzde 62'ye düştü enflasyon diye sevinebilecek bir halimiz yok. E alt kalemlerine bakıyorsunuz kira artışı yüzde 65. E şimdi adam yüzde 20 zam alıyor 6 ay memur emekli o civarda asgari ücretli zam almıyor. Bunun üzerine bir de %65 kira artışıyla karşı karşıya kaldığınızda bu zaten e, çok e, tolerans gösterilebilecek bir şey de değil açıkçası. Hani hakikaten çok fazla diş sıkmayı gerektiren sabır 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 ama nereye kadar bu sabır devam edecek? E, çok... Iı, hocam sizin Türkiye'de enflasyon nasıl ölçüldüğünü biliyor musunuz? Türkiye'de enflasyonun TÜİK'in nasıl ölçtüğünü biliyorum. Biliyorsun. Yani evet e, açıklıyorlar da bir şekilde artık internetten de fiyat almaya başlıyorlar. Ama zaten bizim bilmediğimiz fiyatları nereden aldıkları. Yani fiyat alıyorlar ve en düşük fiyatları aldıklarına dair söylentiler var. Ya mesela atıyorum bir yerde 800 lira bir ürün bir yerde İstanbul'da 1200 lira e, Anadolu bir kentte 800 lira. Normalde bunun ortalamasını alması gerekirken en düşük fiyatı Madde sepetinde kullandığına dair bir dünyada haber çıktı. Yani dolayısıyla marketleri bilmediğimiz için e, nasıl hesapladıklarını da teknik olarak bilmemize rağmen detaylı olarak bilemiyoruz. Bence teknik olarak öyle değil. Benim öğrendiğim şöyle bir şey. Türkiye'de e, çeşitli şehirlerde ve çeşitli şehirlerin çeşitli saatlerinde yaklaşık 3500 aile var. Bu aileler... Retuik'ten insanlar gidiyor. Diyorlar ki bu araştırmayı yani bu şeyi kabul etmek zorundasınız. Bir hı. ay boyunca bize dolduracaksınız. Tabii. Siz bir ay boyunca her gün yaptığınız alışverişi oraya yazıyorsunuz. Evet o anket olan kısmı. O, o Oradan kısmı da var. hareketli yapıyoruz. Evet 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 o kısmı da var. Ama şimdi orada bence en enayilik şurada. Seçtiğiniz ailelerde siz gidip emekli, hı hı. işsiz, asgari ücretli... Kentin çeperlerinde yaşayan aileleri dağıtırsanız hı hı. sizin enflasyonunuzun düşük çıkması çok normal. Benim bir arkadaşıma geldiler. Çocuk Olur, daha işsiz de. Şimdi işsiz insan, işte atıyorum doktora gideceği zaman gerçekten devlet, eş, aile hekimine gidiyor 34 hı hı. lira. Doğru. İşsiz insan gidiyor e, en ucuz marketlerden, e, Allah affetsin, en kötü, en düşük hı hı. Para, ücretli yoğurdu alıyor. Şimdi orada doğru sosyolojiyle Türkiye'de ne kadar AB grubu var, ne kadar C grubu var, ne kadar D grubu var ölçmeden bu sırf düşük çıksın diye sadece emeklilere ve işçilere bunu yaptığınızda e düşük gelir zaten. Ya tabii onun katmanlaştırılması yani toplumdaki farklı katmanların enflasyonun farklı e, olarak değerlendirmesine dair tartışmalar da var zaten. E, emek örgütleri e, bunu yapmaya çalışıyorlar. Gıda enflasyonu, açlık sınırı vesaire gibi farklı farklı kanallardan bunu ölçmeye çalışıyorlar. Ama TÜİK'in e, standartlarının e, Avrupa İstatistik Ofisi, Eurostat'ın standartlarıyla denk olduğunu iddiası var. Aynı yöntemi kullanıyoruz. O Aynı galiba. yöntemi kullanıyoruz diyorlar ama dediğim gibi o zaten işin... E, Püf noktası o sizin dediğiniz gibi. Ya harcaması çok sınırlı ya da çok düşük e, harcama ayırabilecek Şimdi kesimlerin. Atıyorum, emekli iki tane var. karı koca birisi 65 yaşında birisi 70 yaşında bir eve bıraktığınızda ne gelecek ki zaten? Kitap yok. Evet. <laughs> yani. çok, çok sınırlı düzeyde olan harcamalarını evet. zaten çok düşük kalemlerde evet. yaptıkları için ee, inanmak Bence istediğimiz biraz, enflasyonu ortaya hani çıkarabiliyoruz. Onu on, on diyor ya Türk Başkanı bizim verilerimiz. Elimizde. Şu bunu söylüyor muhtemelen. Yani TÜİK başkanı... doğru Doğru örnekleme yoksa yanlış istatistik Kesinlikle, var. Kesinlikle evet. Evet evet orada. Yani TÜİK başkanı %45 ile yüzde %75 arasında da bir fark yok halk için yüksek evet. enflasyon. E, o zaman biz 38'e düşürmeye... Sen, keşke Maliye Bakanı'na da söylese hiç 38'e düşürmeye uğraşmasa. Çalışmasa kimse değil mi? Çünkü çok maliyetli. Armağan Bey ben size bir iki rakam vereyim. Yani biz enflasyonu %75 seviyesinden... 62'ye düşürdük ama bu arada mesela ödenemeyen kredi kartı borçları 10 milyarken şimdi 35 milyara çıktı. Yani bir yılda %250 oranında batık kredi kartı borçları bir şekilde İflas ortaya eden çıktı. şirket sayısı belli mi? İflas eden mi? şirket sayılarını çok şu an başlamadı. Yani bu süreçten sonra çok daha hızlanarak gidecek ama 70 bin esnafın kepek kapattığını biliyoruz bir senede yani 7 ayda. Yani dolayısıyla bu stagflasyon tartışmalarıyla birlikte biz bundan sonra e, iflas eden şirketleri, işsiz kalan insanları konuşmaya başlayacağız. Batık e, borçları konuşmaya başlayacağız. Ya zaten altta kalanın canı çıksın ekonomisi uygulanıyor biraz da. Bu %50 faiz dediğiniz şey hani sürdürülebilir bir şey değil açıkçası. Ama benim anladığım da... Ee, uzunca bir süre daha böyle gidecek ben öyle anlıyorum. Böyle gidecek e, hem Merkez Bankası Başkanı böyle açıklıyor hem Maliye Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok e, güçlü desteğiyle bu programı yürütüyor. Halkın diyor. desteği yok yani. Kesinlikle halkın desteği yok ve şöyle de bir şey var ama ikisinin de yeri yani şu an e, kamu bürokrasisinde en güvencesi istihdam kim derseniz biri Maliye Bakanı ise öbürü Merkez Bankası Başkanı. Yani bugün söylemişlerini çok e, uygulanabilir olarak da görmemek lazım. Çünkü çok hızlı değişebilecek bir döneme giriyoruz. Yani hakikaten ha, siz çok Siz daha kötüye gideceğimizi bekliyorsunuz. Tabii tabii daha kötü günlerin başlamadığını iddia ediyorum ben. Çünkü bir şekilde e, yerel seçim e, vasıtasıyla vesaire bu kısma meselesi, sıkma meselesinin e, yürütüldüğü, ertelendiği, ötelediği, krizi ötel, ötelediği şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi çok daha kötüsü günlerle karşı karşıya kalacağımızı ve evet. ekonominin durgunluğa girip bir işsizlik patlamasıyla karşı karşıya kalmamızın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Her Mart 2024'te %50'ye çıktı faiz ve Merkez Bankası %50 faizle devam ettiği sürece ekonominin durgunlaşması kaçınılmaz ve fiyat artışları da kaçınılmaz ki hedef %38 zaten. Yani bu tamamen çok klasik bir st stagflasyon tablosuna gireceğiz. Yani ekonomik durgunlukla yüksek fiyatları aynı anda yaşayacağız. olacağız. Genel seçim olduğunda bu kadar e e şeyi ekonomik krizi bu kadar hissetmiyorduk. Kesinlikle çünkü çoğu şey sübvanse ediliyordu. Mesela elektrik faturalarımız sübvanse ediliyordu. Doğal gaz. Mesela doğalgaz faturalarımız sübvanse ediliyordu. E Temmuz'da %38 elektriği işte Ağustos'tan birlikte doğalgaza %38. Bunlar hep bir şekilde gündelik hayatımızı çok daha zorlaştıracak e, hamleler olarak görünüyor. Yani dolayısıyla daha kötü günleri görmedik biz maalesef. Yani bu program uygulanmaya devam ettiği sürece de iyi günü ne zaman görürüzü söylemek çok kolay değil açıkçası. Artık yavaş yavaş esnaftan işler çok kötü, işler çok kötü cümlesini duymaya başladım ben. Ya kesinlikle ya ben... Ama an... yeni yeni, yeni duyuyorum. Tabii tabii şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ekonomi teknik bir şey. <laughs> deniyor. Mesela iki gün önce Maliye Bakan diyor ki enflasyon yer çekimine karşı koyamaz. Ya o yer çekimine karşı koyamaz değil siz ekonominin fişini çektiğiniz için. çarklar çaklar yavaşladığı için o hareket durduğu için enflasyonu biz düşmüş gibi hissediyoruz. Yani biz hissedemiyoruz en azından Türk rakamlarında düşmüş olarak gösteriliyor. Bir durgunluğa doğru gidiyoruz. Ya, tabii yani. ki siz ekonomiyi kapatırsanız bunun kimseye faydası olur mu önemli olan ekonomideki üretkenliği devam ettirerek enflasyonla mücadele edebilmek. Bugün Merkez Bankası'nın raporunu sunmuş. Rapor sundu başkan. Ya şimdi gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin enflasyon şey politika faizlerini göstermiş. Yani onlar da diyor faiz indirmiyor ama onların <laughs> gelişmekte olanların ortalaması %10 12. Zaten gelişmiş olanların %3 5 Politika faizi var yani dolayısıyla sizin 50 olduğunuz bir yerde onlarla karşılaştırma yaptığınız bir sunumun ciddiyetle takip edilmesi e, abes yani hakikaten nasıl ciddiyetle dinleniyor oradaki basın mensupları nasıl e, oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorlar hakikaten insan hayret ediyor. Şu anda iki sektör için çok e, şikayet duyuyorum birisi emlak sektörü, evet. birisi de araba. E, kesinlikle zaten o e, Konut ve otomotivi şeyini Satış. kesmeye çalışıyorlar. Tabii ki o bir şekilde durgunluk çok oraya çok hızlı şey yapan sektörler. Yani otomotiv biraz ihracatla filan şey yapabilir ama şimdi ev fiyatları o kadar yükseldi ki yabancılara konut satışı da durdu. Aynen. Yabancılara konut satışı yavaşladığı için e, dolayısıyla konut sektöründeki durgunluk da kaçınılmaz olarak rahatsız etmeye başladı Peki, sektörü. Peki inan hocam şimdi bu durdu aşağı mı düşecek fiyatlar yoksa Yok, hayır fiyat... burada duracak fiyatlar şöyle söyleyelim nominal olarak artacak ama reel olarak düşecek beklenti bu bu şu demek yani fiyatlar enflasyondan daha az artacak dolayısıyla biz kontun ucuzladığını hissedeceğiz demek ha. yani beklenti bu yönde ama çok gerçekleşebilir mi yaşadığımız yani, konut krizini düşünürsek çok da Şunu söylüyorsunuz Yani değil. atıyorum 3 ay sonra enflasyon %50 olacak ama konut artışı %20 olacak. Kesinlikle. Bize de ucuz gibi Tabii, gelecek. Tabii reel olarak değer kazanmamış olacak, değer kaybetmiş olacak. Hiç bana inandırıcı gelmedi. Yani çok insanı inandırmıyor senaryolar maalesef şu anki senaryolar. Çok insanı inandırıcı gelmiyor. Ama e, otomotiv sektörünü biliyorum. Artık Arabanızı değiştirmek ister misiniz diye arıyorlar yani o ya boyuta evet, geldi. Çünkü ihracat da sıkıntılı yani Avrupa'ya ihracat sıkıntılı çok agresif bir işte elektrikli araç pazarı çok agresifleşti vesaire gibi hani o şeyler de var. Dolayısıyla kredi erişimde olmadığı için şimdi araç kredisi alsanız iki ara, bir araba kendiniz alıyorsanız iki arabada bankaya almak zorundasınız yüzde 50 faizi düşündüğünüzde. Dolayısıyla bu şey, bir de sıkıyorlar tabii. Mesela 1 milyonluk araba alacaksanız size taşlattıysa 200 bin liralık kredi veriyorlar filan. O şekilde fiyatların düşmesini sağlamaya çalışıyorlar. İnan Bey, bugüne kadar e, çalıştığınız grafiklerde sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Ya beni e, en çok şaşırtan grafikler asgari ücret grafiği oldu. Yani biz çünkü şöyle söyleyeyim, 2000'lerin başından beri hatırlarsınız Türkiye Çin olacak vesaire. E o, o sebeple nasıl ekonomisi? Evet, gelecek. evet. Nasıl ekonomisi? O asgari ücret seviyesinin ücret seviyesinin o kadar yüksek olduğunu, 2000'lerde biz o krizleri yaşadığımızda onu hissedemiyordum ama biz birçok Avrupa ülkesinin üstündeydik. Bu seviyelerden nasıl en düşük seviyelere kadar geldik? Hani bu toplumdaki o emek, emeğin toplumun yarattığı değerden aldığı pay nasıl bu kadar azaldı? O asgari ücretteki e, erime gerçekten beni çok e, şaşırtan grafiklerden bir tanesiydi. Emlak, emlak fiyatlarının yükselişi de çok şaşırtıcı. Çok büyük bir hızla oldu. Yani emlak Hani tutamadık yani. Ya kesinlikle çünkü faizleri e, düşürdüğünüz zaman siz TL'den para kazanamıyorsanız Türk insanının da klasik şeyi hani neye yatırım yaparsınız? Konut, emlak konuta altına. yatırım yaparsınız. Hı. Tabii depremin de etkisiyle birlikte o konut açığı da büyüyünce Konut fiyatları çok. Ama hangi veriye baksanız çok şaşırıyorsunuz Armağan Bey. Yani şöyle göstereyim. E, ülkeler böyle gidiyor. Türkiye'de bir yere kadar böyle. Ama bir bakıyorsunuz Türkiye çıkmış. İşte gıda enflasyonuna bakın, enerji enflasyonuna bakın, konut fiyatlarına bakın. Hani o kadar geniş Yeme. bir malzeme var ki. Tabii gıda fiyatları müthiş pahalanmış durumda. Ben, ben bir ekonomik kriz başlığında bir döner yedim. Bir de geçen buradan dönerken yedim. Arada... 8-9 ay var. Artma hızı korkunç. Bir porsiyon döner bin liraya falan geliyor evet, neredeyse. Çok inanılmaz Di arttı. E, TÜİ'ye evet. göre ekmek arasından yarım ekmek arasından 72 lira ama. Evet, evet. Yani ya bayağı sen, bin lira yani porsiyon. çok daha e, kötü senaryoyu söyleyeyim. Şimdi siz tasarruf tedbirleriyle ilgili hiç tarıma ödenen desteklerin azalacağına dair bir şey duymadık değil mi? Ama reel olarak... Ve nominal olarak inanılmaz şekilde tarım destekleri geçen yıla göre azalıyor. Yani bu ne demek? Devlet e, tasarruf edeceğini açıkladığı kalemlerden tasarruf etmiyor. İşte hayvan desteği olarak, süt desteği olarak verdiği destekleri arkadan arkaya budamaya başladı. Dolayısıyla bu içinden geçtiğimiz gıda krizini çok da daha derinleştirebilecek bir şey. Yani dikkat çekilmiyor olması çok enteresan. Hani bu tarım desteklerinin bu kadar... Gerçi bugün çiftçiler yani Bursa'da eylem yol, yaptılar. Yol, yol Bursa'da İzmir işte. yolunu kapattılar filan. Hani o gıda krizinin e, normal enflasyonu düşüyor görünse bile gıda krizinin çok daha ithalatla çözülemeyecek bir noktaya da doğru evrileceğini. Ya yani biz hiç e, çok ekonomik kriz yaşamıştır Türkiye ama hiç gıda krizi yaşadığını bilmiyorum. Ben hiç bu yaşadığımız bu evet. ekonomik kriz gibi bir kriz görmedim. Yani dolayısıyla bu gıda krizi çok daha derin. Yani gıdaya erişim sorunu diye bir şey Türkiye'de bugüne kadar yoktu. Ama bundan sonra gündemimizden çıkmayacak galiba. Ama... Yani biz Latin Amerika'da şeyi görürdük mesela işte bakkal yağmalamalar, erişememeler. Onlar da çok zengin tarım ülkeleri Arjantin, Brezilya. Ama Türkiye'de bugüne kadar hiç bu yani köyünden en azından bulguru gelirdi makarnası gelirdi falan bir şekilde o gelir kaybını gıda harcamalarını kısarak telafi edebilirdi insanlar ama şimdi çok çok ciddi bir gıda krizi ve bu 20 yıllık tarımdaki tasfiyenin tarımsal üretimin tasfiyesinin sonucu yani çok kasıtlı bir politikanın sonucu yani insan bir limona gidip 50 lira verdiğini çok üzülüyor, üzülüyor vallahi. Evet, isteriz, vallahi üzülüyor evet vallahi üzülüyor tüketmek lüks hale, Yani limon tüketmek lüks olmamalı. 21. Evet. yüzyıl Türkiye'sinde diye düşünüyorsun. Ya da ayşe kadın fasulyenin kilosunun 250 lira olması kadar saçma hiçbir şey i̇şte duymadım Ve ya. yaz yani mevsimi yani, mevsim evet, yani. Hani, turfanda da değil. Bu evet. buradan bir çıkış nasıl olacak? Bu çıkış nasıl olacak? Çok yani yani oturduğum yerden ben bir reçete yazabilirim ama bunu belirleyecek olan biraz da bu devletin e, ekonomi müdahale biçimini belirleyecek olan toplumsal güç dengeleri. Yani şimdi bir devlet var gibi düşünüyoruz biz ve bu devletin 2-3 tane politikası varmış gibi düşünüyoruz ama... Öyle değil aslında. Mesela siz geçen bir yayını seyrediyordum. Sümer Bank'tan bahsettiniz mesela. Hani devletin üretim sektöründen çekilmesi, elektrik enerji sektöründen çekilmesi falan. Biz devletin farklı farklı üretim dönemlerinde olduğunu bilen bir kuşağız. Ama AK Parti sonrası kuşak bunu çok bilmiyor. Dolayısıyla bu devletin yeniden yapılanması olmadan... Yani biz ee, bu ekonomik krizi mevcut araçlarla çok çözebileceğimizi zannetmiyorum açıkçası. Ha ben, şöyle olur. İnan be ben ömür boyu da böyle yaşamak istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum ya. Yani çok haklısınız çünkü e, bu kapitalizmin doğası gereği sürekli krizi yaratan da bir şey. Yani şöyle düşünün şimdi biz şöyle bir süreç yaşıyoruz. Altta kalanın canı çok çıkacak. Çok ya da ölen ölecek kalan sağlarla devam acı edeceğiz. Bir da. Kesinlikle maalesef oraya doğru gidiyoruz. Çok karamsar bir tablo çizmek istemem ama e, gittiğimiz yer orası gibi gözüküyor. Yani herkes kendi gemisini kurtarmak evet. için daha acımasız olacak, olacak belki de gibi görünüyor evet. Çok nasıl söyleyeyim? Huzursuz edici bir yandan. Çok acı verici. Evet. Yani daha önce yaşamadığımız kadar sıkıntı çekeceğimiz bir döneme gidiyoruz. Gibi görünüyor. Yani 2001 krizinin süresini görürseniz 2001 krizli 2002'de Türkiye büyümeye başladı filan. Hani bir şekilde bir toparlanma yeniden. Ama orada da devletinden yapılan da hatırlarsanız ve hani çok halkın çıkarına olduğunu düşünmüyorum ben ama bir şekilde bir yeniden yapılanma. Kemal Gerbu yani daha bir daha, daha yapılandı. Yapılandırdı. Bugün de umarım tersine bir yapılandırma olacak şekilde çok daha kamucu politikalarla ama her, bütün ekonomistlerin söylediği bir şey var ya İnan be, Ortada bir program yok diyorlar. Tek program para, para politikası. Ama zaten 94'ten beri Türkiye'de biz hep IMF e programını en iyi kim uyguların seçimi yapıyoruz gibi geliyor. Bu çok iddialı bir şey olabilir. İşte 99 seçimleri, 2001 seçimleri. Hani biz zaten uzun zamandır alternatif programlar üzerinde bir e, seçim tartışması ya da devletin ekonomideki rolünü tartışan bir noktada değiliz açıkçası Arman Bey. Yani o dönemki tartışmalara da baktığınızda ya mesela şöyle düşünün. bir tane İranlı bir iş adamı vardı ve işte devlet onun malına el koydu usulsüzlük yapıyordu filan. Bu aklandı iktidarın etkisiyle filan. Ona faiz ödedi devlet. Yani malına el koyduğu şeyde faiz ödedi. Devlet bunu 90'ların ortasından beri sürekli yapıyor. Vergi almıyor bir kesimden. O kesimden borçlanıyor ve üstü faiz geliri elde ediyor. Yani mesela borsaya vergi meselesini düşünün. Borsaya vergi getireceğini açıkladı sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Yani parayı kazanandan e, vergi alamadığı sürece devletin toplumdaki o, o adalet düzeyini, gelir adaletini sağlaması da çok mümkün görünmüyor açıkçası. Ürkütücü ama umutsuz değiliz en azından şöyle çünkü çok büyük bir birikim var. Hani e, bu e, yani sürekli eskinin ölemediği, yeninin doğmadığı durumlarda kalmış insanlık. Yani bu bizim için de böyle ama dünya için de böyle sonuçta. Bir yandan da yaşadığımız ya yani ben 58 yaşındayım. Bugüne kadar 4 kriz mi yaşadım? 5 kriz mi yaşadım? Hiç bilmiyorum. 5 galiba, 4 de olabilir. Eee Hiçbirisine de benzemiyor. Bir yandan da bir kısım e, çok büyük zorluk çekerken geçinmekte emekliler, asgari ücretliler, memurlar, Hı -hı. işçiler, beyaz yakalar. Evet. Bir ama mesela hep örnek veriyorlar ya bize e, troller. Ama işte lokantalar, lokantalar ağzına kadar dolu. Ama herhalde Türkiye'deki 5 milyon zengin insan geziyor lokantaları. Ama zaten bunu kasıtlı olarak yaptı iktidar Yani. Faizleri düşük tutarak para basarak hani e, Türkiye'nin büyüme potansiyelinden daha fazla büyütmesi için ekonomiyi ısıtarak bu e, gelir adaletsizliği biraz da şey olarak yansıdı. Yani siyasi tercih olarak parası olanın ya da birikimi olanın gelir elde edebileceği bir ortamda sabit gelirlerinin e, krize sürüklendiği bir ayrışma yaşadık. Yani Türkiye'de böyle bu kadar net toplumsal ...sınıfların ayrıştığı bir dönem gerçekten hatırlanıyor. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. O zaman İstanbul'da çalışıyordum. gene bir yapım şirketinde çalışıyordum. Mesela e, benzine zam gelirdi. Boğaziçi Köprüsü'nün trafiği Sözler azalırdı. Azalıyordu. Ve o azalma bir ay giderdi. Hı hı. Kimse arabasına benzin koymasa herkes toplu taşıma. Şimdi böyle şeyler olmuyor. Ya işte o toplumsal ayrışmanın bir grubun tüketimi... ...bir şekilde biz görünür olmasını sağlıyor. Yani lokantalarında olması, otellerin e, işte ya da gece hayatının devam etmesi, ya da araç kullanımının devam etmesi, o birileri kazanırken birilerinin kaybettiğine çok. Ama bir şey söyleyeyim, e, eğlence sektörü yavaş yavaş krizin sinyallerini veriyor. İşte o söylediğim şey biraz da o Arman Bey. Yani bundan sonra göreceğimiz şey iflaslar, e, krizler, e, işsizlik, işte batık krediler, batık şirketler. Ee, belki batık bankalar hani bundan sonrasının e, senaryosu çok aç, aslında belli yani biz ekonomiye güven çok şey rezervlerimiz doluyor filan cümleleriyle devam edemeyecek bir sürece giriyoruz. Yani eskiden atıyorum e, bir ay içinde 30 gün konser varsa 20 gün bilet bitiyorsa artık 10 gün bitiyor. 10 gün bitiyor. İşte o demek ki eğlence sektörü de yavaş yavaş o oraya doğru gidiyor. Sonra 5'e düşecek, sonra 1'e düşecek filan herhalde yani o şekilde sürdürülebilir olmadı. Ama bari. bunlar yemeksiz ve içkisiz e, biletle milletle gidilen yerlerden söz ediyorum. Yani orta sınıfın, orta sınıfın gittiği daha, yerlerden daha söz şey, ediyorum. Krizin. Tam aksine e, içkili ve pahalı yerler ağzına kadar doluyor. Evet demek ki onlara ekonomik kriz uğramamış. <laughs> Çok evet. acayip. Yani bazı kamu kurumlarına uğruyor, bazı kamu kurumlarına uğramıyor mesela e, sosyal harcama yapan kamu kurumlarına uğruyor mesela tasarruf işte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyon kadar artmış. Aile Bakanlığı enflasyondan daha az artmış harcamaları. Yani reel olarak erimiş. Ama öbür tarafta bazı enteresan kurumların çok enteresan harcama artışlarını karşılaşıyoruz. Mesela e, bu sene Bodrum'a Çeşme için boş diyorlar. Mesela Ayvalık orta sınıf tatiliyedir. Bu yıl Ayvalık, Ayvalık çok kalabalık. Çok kalabalık. Evet. Çünkü Bodrum'a Çeşme'ye parası yetmeyen insanlar... Ayvalık'a geldi Ama yani. şey bulduk ona. Yurt dışı çıkış harcını yasaklayıp şey artırıp <laughs> insanların çeşme... Bir e şey olmayacak ki. Gene gene bu, bu sabah ben çekime gelirken e, Ayvalık e, feribotunun önünden geçtim. Geçti, Midilli feribotunun. Oh Belki iki kilometre kuyruk hmm. vardı. O zaman demek ki bir artış daha gelecek yurt dışı çıkış harçlarına. Artık o şeye bağlanmadı mı? <laughs> Harça harca bağlanmadı. Tabii. 6 ayda bir olacak ama bu tabii kanun teklifi getirip bir anda 500 lirayı 1500 lira yapmayacakları anlamına gelmez. O ihtimal her zaman var. Ama Ayvalık çok dolu bu sene. Evet. Bodrum'a, Çeşme'ye parası yetmeyenler, yetmeyenler Ayvalık'a ayvalık geldi. Diye. Seneye muhtemelen e, Erdek dolu olacak. Çanakkale tarafına. <laughs> öyle öyle gideceğiz. doğru gelecekler evet. Sonra herkes evine leğene su koyup su, bakacak. bakacak. <laughs> Oraya oraya kadar geleceğiz bence. İnşallah gelmeyiz. Umarım. Bir e, siyasal iktisatçı olarak ne görüyorsunuz gelecekte? Ya dediğim gibi bu benim ne gördüğümden ziyade toplumsal dinamiklerin nereye evrileceğiyle alakalı. Yani itiraz etmeyen bir toplumun e, e, böyle devam eder. Ölen ölür, kalan kalır diye. Ama bugün okudum e, üç büyük e, sendika e, miting yapma kararı almış. Yani evet ne kadar etkili olur umarım etkili olur. Çünkü gerçekten yıl sonuna doğru asgari ücret özellikle zam için çok e, erime yaşayacak. Hani her gün günden güne insanlara, yani aydan aya değil günden güne artık yoksullaştıkları bir tabloyla karşı karşıyalar. Ya yani dediğim gibi bunun belirleyicisi biraz toplumdaki güç dengeleri olacak. Yani oturduğunuz yerden mesela ya şöyle düşünün. IMF servet vergisi önerdi. Biz öyle bir dönem yaşadık dünyada. Ya da IMF dedi ki siz sermaye hareketlerini konuşuruz. kontrol etmeyi düşünebilirsiniz dediği bir dönem yaşadık. Yani kriz e, ortamları radikal önlemlerin konuşulmaya başladığı dönemlerdir. Hani bu radikalliğin seviyesini de e, iktidar konuşturulmaması ve dönüştürülmemesi için mücadele edecek. Muhalefet de daha çok gündeme gelmesi için mücadele edecek. Hani toplumun nereye gideceğini biraz bu mücadele yani Instagram yasağı mesela insanlar şaşırıyor ama neden şaşırdıklarına ben de şaşırıyorum. Çünkü e, bu tip toplumlarda yani e, sıkıntılı dönemlerde daha e, devletin baskın olduğu durumlarda devlet kendisinin kontrolü dışında olan şeylere tahammülü çok azdır. Yani dolayısıyla bu bugün Instagram olur yarın başka bir şey olur. Bugün, bugün işte YouTube hani olur. Bahanesi, Doğru işte mu bilmiyorum bugün da. bir oyun platformunu yasaklıyorlar. İşte orada mesela çok meşru bir şey. Hadi yani orada çocuklara yönelik istismar vesaireye dönük bir şey. Yani buna kimse itiraz edemez. Ama asıl derdi de orada mesela başka bir iktidar rahatsız eden bir şeydir. Ama çok meşru bir şeyin altına saklayarak bunu yaptığı için siz itiraz edemez olursunuz. Filan hani haniye itiraz edilebilir bir durum. Ama işte çocukların Bence istismarı. Bence haniye itiraz edilebilir bir durum değil ya. Çünkü Şimdi Instagram orada özgürlükleri savunuyorsa <laughs> Haniye'ye başsağlığı dilemek de bir özgürlük. Ya en azından karşılaştırdığımız kadar yani ço istismar meselesi yani sadece yani. benim tabii. izin verdiklerime e, özgür tabii, tabii, o, da ben, çok saçma o da çok bir şey. saçma bir platform ya öyle bir şey var mı onu da bilmiyoruz açıkçası hani Türkiye'deki durum hani Malezya Başbakanı'nın e, paylaşımını kaldırdılar özür dilediler vesaire ama Türkiye'de kimin neyini kaldırdılar e, o zaman Facebook mesela Diyanet'in paylaşımını kaldırmış hani Facebook'a dönük bir yaptırım olmama hani derdiniz buysa eğer vallahi TikTok'la ilgili bir cümle duydum bugün şey dijital mecra Komisyon Başkanı söyledi. Ha. E, şeytan işi mi dedi? Cehennem mi? İşte. Oraya da geliyor bir yasak. Evet Tabii bir şeytan işi gibi bir şey dedi. <laughs> İnternetin... Cennetin kapı... Pardon sokakta çeviriyorlarmış. E, cennetin kapısını açarsınız TikTok'u yasaklarsanız diyorlarmış insanlar. Ama Çin'den yatırım gelecek şimdi. Evet o yüzden TikTok'a <laughs> çok bulaşamayabilirler. Büyük yani biliyorsunuz bekliyor. o elektrikli araba yatırımı gelecek diye şey... Ve vergiler düşürüldü, bizim yerli araba unutuldu filan. Büyük büyük yatırım bekliyorlar. O yüzden zor tıklama evet, meselesi. Evet, yerli ve milli otonun unutulduğu gibi bu yerli milli sosyal medya platformu da çok şey olmayabilir <laughs> gündemde kalmayabilir. Peki İnan Bey, siyasetçi gözüyle bir erken seçim bekliyor musunuz? Yani erken seçim açıkçası gene dönüp dolaşıp o toplumdaki tepkilere şey yapılıyor. Ben çok ihtimal görmüyorum açıkçası yakın dönemde. Bence anayasal olarak da mümkün değil. Ben hukukçu gözüyle okuduğumda hı hı. başkanlık sisteminde bir erken seçim bence çok çok zor. Evet çünkü bir güven oy mekanizması yok, bir şey yok. Hani de, hükümete güveni şey yapabileceğiniz bir seçim yok önümüzde. Yani bir yerel seçimden bir de sonra. Olayla yani. Dolayısıyla hani şey değil. Ben de çok olası görmüyorum. Peki. Yine çok keyifli bir sohbet. Teşekkür ederim. Yine ufkumu açtınız. Sizle de çok. İnan Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok için. teşekkür ederim. Umarım Davet ee, için. bir dahaki buluşmamızda ya bu refahla nasıl ulaştık İnan Bey ve bu grafikleri nasıl yaptınız diye konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle ümit ediyorum ama çok <laughs> iyimser olmamanızı tavsiye ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>